Konumuz üçgen ve paralel kenarın alanı. Evet, önce burada üçgenlerde yükseklikleri nasıl çizileceğini bir hatırlayalım. Buradan çizgiyi alalım. Şimdi burada bize BC kenarına ait yüksekliği çizmemizi istiyor. BC kenarı şurası değil mi? Yükseklik çizerken şunu yapıyorduk üçgenlerde. Bu kenardan karşı köşeye olan bir doğru parçası çiziyorum ve BC'ye dik gelmesi lazım. Yani BC kenarının karşısında hangi köşe var diye bakıyorum. A köşesi var. A köşesinden aşağıya doğru bir tam dik olan bir doğru parçası çizdiğimde işte bu çizdiğim doğru parçası BC kenarına ait yüksekliktir. Peki AC kenarına ait yükseklik diyor burada. AC kenarı burası. Şimdi AC'nin karşısındaki köşe neresiydi? B köşesiydi. B'den buraya bir ne yapıyorum? Dik olacak şekilde, dik açı oluşturacak şekilde bir doğru parçası çiziyorum. Bu bunun yüksekliğidir. AB kenarına ait yükseklik AB burası. AB kenarının karşısındaki olan köşe C köşesi. C köşesinden yine AB kenarına bir dik gidiyorum. Peki bunların dik olduğunu nasıl anlayacaktım ya da gösterecektim? Şöyle değil mi? Örneğin şu işareti yapmam lazım. Bu 90 derece dik olduğunu gösterirdi. Yine buna da 90 derece, buna da 90 derece koyuyorum ki dik olduğu belli olsun. Şimdi bu da diğerinden farklı olarak buradakiler geniş açılı üçgenler. Geniş açılı üçgende ise şunu yapıyordum. Eğer üçgenin dışında bir yükseklik çizeceksem önce kenarı uzatıyordum. Bize BC kenarına ait yükseklik mi istiyor? Peki nereden çizeceğim ben bu yüksekliği? A'dan değil mi? Karşıda köşeden çizmem lazımdı. A'dan ben böyle gelince mecburen dik olmayacağı için bu kenarı uzatıyorum. Yani BC kenarının yüksekliği çizeceğim kenarı uzatıyorum. Ancak uzattığımda çünkü A'dan ben buraya dik şekilde gelebilirim. Değil mi? Aynı şekilde burada AB kenarına ait yükseklik istiyor. AB kenarına ait yükseklik karşı C'den çizilecek. Bu sefer C'den direkt ben AB'ye dik olarak gelebiliyorum. Bunda bir sıkıntı olmadı. Şimdi buraya bakarsak BC kenarına ait yükseklik. BC burada neresi? Yine alt taraf. Yine BC'ye ben karşı köşesinden yani A'dan çizmem lazım. A'dan ben böyle çizersem eğer zaten dik gelme imkanım yok. O yüzden burada ben BC olan kenarı biraz uzatıyorum. Ondan sonra A'dan bu kenarın uzantısına mecburen dik çizmek zorunda kalıyorum. Yine bunların dik olduğunu nasıl göstermem gerekiyordu? Şöyle sembollerle dik çizdiğimi göstermem gerekiyor. Yoksa ben bunun yükseklik olduğunu anlayamam. Yükseklik için mutlaka dik olması gerekir. Yine bakalım. Bunlar da yine geniş açılı üçgenler. Bakalım burada AC kenarına ait yüksekliği istiyor. Şimdi AC kenarına ait yüksekliği çizerken karşı köşesinden yani B'den çizmem lazım. B'den ben AC'ye dik gelemiyorum. O yüzden önce AC'yi uzatıyorum. Sonra B'den AC'nin uzantısına mecburen 90 derece oluşacak şekilde bir dikme yani yükseklik çiziyorum. Burada AB kenarına ait yüksekliği istemiş. AB burası. Buna ait yüksekliği çizerken karşı köşesinden yani C'den AB'ye gitmem lazım ama dik gidemediğim için önce AB kenarını uzatıyorum. Sonra C'den bu uzantısına dik olarak geliyorum. Burada BC kenarını demiş yüksekliği çizeceğiz. BC kenarını çizerken yine karşı köşesinden yani A'dan çizmem lazım. A'dan ben böyle gelince 90 derece oluşmayacağı için yine BC kenarını uzatıyorum. Ve karşı A'dan uzantısına 90 derece olacak şekilde dikmeyi çiziyorum. Yine bunların 90 derece olduğunu şu şekilde gösterelim ki tam olarak dik olduğu anlaşılsın. Evet, şimdi bunlar dik açılı üçgenlerdi. Dik açılı üçgenlerde ise zaten aslında yükseklik iki tane dik kenardan ikisi olmuş oluyor. Mesela burada AB kenarına ait yüksekliği çizerken AB'nin karşısındaki köşe neresi? C. C'den ben buraya AB'ye zaten bir dik gitmişim. Neresi orası? Aynı zamanda BC kenarı değil mi? Demek ki burada bu BC hem kenar hem de AB kenarına ait yüksekliktir. Şimdi AC'ye bakalım. AC'ye ait yüksekliği çizerken nereden çizeceğim? Karşıdaki köşeden yani B'den çizeceğim. B'den çizdiğimde nereye gelmiş oldu? Üçgenin içinden geçmiş oldu. Dik olarak geldim. Şimdi BC kenarına ait yüksekliği çizeceğim. BC'den çizerken karşı A köşesinden çizmem lazım. Zaten A köşesinden B'ye bir dik olarak gelen ne var? Kenar var. O yüzden bu AB hem kenardır hem de BC'ye ait yüksekliktir. Yani dik üçgenlerde iki tanesi, yükseklerden iki tanesi kenarlarda oluyor, bir tanesi de içeride oluyor. Şimdi alana bakalım. Üçgenin alanı. Üçgensel bölgenin alanı şu. Bir kenar ve o kenara ait yüksekliği çarparak ikiye bölüyorum. A çarpı H. Burada H demek, yani H demek yüksekliğin gösterimi. Kenarla yüksekliği çarpıyorum. İkiye bölüyorum. Burada kenar A görüyorsunuz. Yükseklikte içindeki H. A çarpı H yapıp sonra ikiye böleceğim. Burada bu kenarsa eğer, dik üçgende bunu çok kullanacağız. İki tane dik olan, yani 90 dereceyi oluşturan iki tane kenarın çarpımını ikiye böldüğümde de alanı bulmuş olacağım. Çünkü bu kenarsa bu A olan kenara ait yükseklikte buradan gelen H olan yükseklik olur. Aynı zamanda bunlar dik kenarlar. Burada da yine görüyorum. A neresi? Burası. Yükseklik de şuradan indiğimiz, dışarıdan çizdiğimiz yer. A ve yüksekliği çarparak ikiye bölüyorum. Yani A demek kenar demek. Kenarla yüksekliği çarparak ikiye bölüyorum. Burada sakın şu hataya düşmeyin. Bu uzattığım yeri kenar diye saymıyorum. Kenar şu an sadece A'dan B'ye olan yer. Bu kadar mesafeyi alacağım alan bulurken. Kenar burası, yükseklik de burası. Yani uzattığım yer sadece benim buradan aşağı dik gelebilmem için gösterdiğim bir sanal yer. Burası aslında öyle bir kenar yok burada. Evet, şimdi örneklerine bakalım. Diyor ki AH 8 cm. AH şurası 8 cm. BH, yani şurası 4. HC 5. Burada ne bulacağım? Alanlarını bulacağım. Şimdi ne yapmıştım ben? Bir yükseklik lazım bana alan bulmak için mutlaka. Burada bir yükseklik var değil mi? AH. Bu hangi kenara ait yükseklik? Hemen düşünüyorum. Bu üçgenin alt kenarına ait. Yani BC kenarına ait yüksekliktir bu. Çünkü BC kenarına dik gelmiş. Ben nasıl buldum alanı peki? Yükseklikle dik geldiği kenarı, yani ait olduğu kenarı çarparak ikiye bölüyorum. Buradaki kenar BC kenarı 4, 5 daha 9 cm yapar. O zaman burada 9 çarpı 8 yapıp sonra ikiye bölmem lazım. Çarptıktan sonra ikiye bölmek yerine, eğer çarpanlardan biri ikiye bölünüyorsa şimdiden bölelim. Örneğin 8'i ben ikiye bölebilirim. Kaç yapar? 4 yapar. O zaman 9 çarpı 4'te 36 santimetre kare, alan olduğu için artık kare oldu birimi, olur. Buraya bakalım. AH, yani yine buradaki içindeki yükseklik 8 verilmiş. BH 3, HC 6. Yine bu yükseklik olacağı için hangi kenara ait yükseklik bakıyorum. Buradaki BC kenarına ait yükseklik. BC burada yine kaçtır? 9 değil mi? Çünkü 3, 6 daha 9. Aynı şeye çıktı. Kenar 9. Ona gelen yükseklik 8 bölü 2 yapıyorum. 8'i 2'ye bölsem 4. 9 kere 4 yine 36. Şimdi bakalım buraya. BH şurası 7. Bu bir yükseklik. Nereden aldım? Çünkü dik gelmiş. Peki nereye dik gelmiş? AC kenarına dik gelmiş. Yani ben AC'yi bilmem lazım. Şimdi AH burada, yani şuradan şuraya kadar 8. HC de 2. O zaman AC kenarının tamamı 10 olmuş oldu. Alan bulurken ne yapıyordum? Yükseklik ve o dik geldiği kenarı çarparak ikiye bölüyordum. Yani ne yapıyorum? 7 ile 10'u çarparak ikiye bölmem lazım. Burada onu ikiye bölebiliyorum. 5 yapar. 7 kere 5 de 35 santimetre kare olur. Evet, geldik diğer örneklerimize. Bunlar da geniş açılı üçgenlerde alan bulacağız. Şimdi BC neresi burada? Üçgenin bir kenarı. Bu 13'müş. AH de 4. Şimdi bakıyorum bu AH'ye dik gelmiş değil mi? Bu bir yükseklik olabilir. Nereye ait yükseklik? Bakıyorum bu hangi kenarın uzantısına gelmiş? BC'nin uzantısına gelmiş. Demek ki bu AH BC'ye ait bir yükseklik. O zaman ben kenarla o kenara ait yüksekliği çarpıp 2'ye bölünce alanı bulabiliyordum. Şimdi 4'ü 2'ye bölsem 2 yapar. 13 çarpı 2 26 santimetre kare olur. Geldik burada şuraya, şu sorumuza. Hemen bakalım. AC burada. AC bir kenar değil mi? Görüyorum şurası, şuradan şuraya 8. BH, yani şurası, bu bir yükseklik 2. BH nereye dik gelmiş? AC'nin uzantısına dik gelmiş. Demek ki bu yükseklik AC'ye ait bir yükseklik. O zaman ben yükseklik ve ait olduğu kenarı çarparak 2'ye bölebiliyordum. 2'yi 2'ye bölsem zaten 1 yapar. 8 çarpı 1 de 8 santimetre kare oldu bunun alanı. Gelelim şuradaki sorumuza. AH, yani içinde olan dik gelmiş. Bu bir yükseklik değil mi? 4. BH, yani şurası 7. HC 6. Bu yükseklik olan yer nereye gelmiştik? Bu kenara, üçgenin, ABC üçgeninin BC kenarına dik gelmiş. O zaman ben BC'nin tamamını bulayım. 7 6 daha ne yapar? 13 yapar. O zaman alan bulurken kenar ve o kenara gelen yüksekliği çarparak 2'ye bölüyordum. 4'ü 2'ye bölsem 2 yapar. 13 çarpı 2 26 santimetre kare yapar yine. Evet, bu sefer ise tersten gideceğiz. Ne yapmam lazım? Buradaki soru işaretini bulmam lazım. Bu soru işareti ne peki şurada? Bir yükseklik. H diyelim ona biz. Şimdi ben alanı vermişim değil mi? Alan 45. Peki alanı nasıl buluyoruz? Düşünelim. Ne yapıyorum alan bulurken ben? Kenar. Burada kenar hangisi? BC. Bu kenarın yüksekliği neresi? Buradaki soru işareti olan yer H. Çünkü bunun uzantısına dik gelmiş değil mi? Şimdi ben bu alanı bulurken kenarla bu yüksekliği çarpıp 2'ye bölmüyor muydum? Bunu yapınca kaç çıkmış? 45 çıkmış alan. Şimdi ters işlem yapıyorum. Eğer 2'ye bölmüşsem önce ne yapmam lazım? Yani bu bölmeyi karşıya çarpma gönderebilirim. Yani ters işlem. O zaman önce 45 ile 2'yi çarpmam lazım. Böldüğüme göre öne çarpıyorum. Kaç yapar? 90. Yani demek ki şurası 90 olmalı. Hemen sağlamasını yapalım. Bu işlemin sonucu 90 olmalı ki 2'ye bölümde 45 olsun değil mi? Evet, demek ki 5 ile şu yüksekliği çarpınca 90 yapmış. O zaman 5'e neyi çarpınca 90 yapar? Nasıl bulurum bunu? 90'ı 5'e bölerim. Onu da böldüğümüzde 18 yapacak. Demek ki buradaki yüksekliğimiz, soru işaretimiz 18 santimetreymiş. Bu bir uzunluk birimi santimetre. Alanda santimetre kare oluyordu. Şimdi gelelim yandakine. Burada bir kenar var. AB kenarı 6. Bu kenara ait yükseklik zaten dik üçgen olduğu için ne yapıyordum ben? Bu 90 dereceyi oluşturan kenarları çarpıp 2'ye böldüğümde değil mi ne yapıyordum? Yani alanı bulmuş oluyordum. Yine burası yükseklik H olsun. Yani ben nasıl bulmuştum bu alanı? Kenarla diğer dik kenarı, yani yüksekliği aynı zamanda çarpınca ve 2'ye bölünce kaç çıkması gerekiyordu? 27. İsterseniz burada az önceki gibi önce 2 ile çarpıp sonra 6'ya bölebilirsin. Veya 6'yı burada 2'ye bölsem kaç yapar? 3 yapar. Demek 3 ile buradaki kenarı, yani yüksekliği çarpınca 27 yapacakmış. 3 ile neyi çarpsam 27 yapar? Bulmak için 27'yi 3'e bölebilirim. Kaç yapar? 9. Demek ki buradaki soru işareti olan kenar 9 santimetre olmalı. Evet, yine bize bir alan verilmiş. Bakalım, şekilde bir kenar var 18 santimetre. Bu kenara ait yükseklik, bu 90 derece olduğunu biz gösterelim, kesin olsun burası. Yükseklik nedir diye soruyor. Yine H olsun. Ben alanı bulurken 18'de, yani kenarla yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyordum. 126 yapmış. Şimdi 18'i 2'ye bölsem burada 9 yapar değil mi? 9'da neyi çarpınca 126 yapar? Bulmak için 126'yı 9'a bölmem lazım. 12'de 9 bir kere var. Kaldı buradan bize 3, 6, 36'da da 4 kere var. Demek ki buradaki yüksekliğimiz bizim, yani soru işareti olan yer 14 santimetreymiş. Sağlama yapmak isterseniz 18 çarpı 14 bölü 2 yapınca 126 yapıyor mu diye de kontrol edebilirsiniz eğer istiyorsunuz, ki çıkacaktır. Burada yine bize bu sefer yüksekliği verilmiş 10 santimetre. Kenar bilinmiyor. Kenara da A diyelim. Yani ben nasıl bulacaktım bu alanını? Kenarla yüksekliği çarpıp, yani A ve yükseklik olan 10'u çarpıp 2'ye bölünce 55 mi yapacaktı? Hemen düşünüyorum. 10'u 2'ye bölsem 5 yapar. 5 ile neyi çarparsam 55 yapar. Bulmak için 55'i ne yaparım? 5'e bölerim. 11 yapar. Demek ki buradaki kenarımız 11 santimetre olmalı. Evet, bakalım buradaki sorulara. Aşağıda verilen üçgensel bölgelerde boyalı kısmı bulacağız. Şimdi burada boyalı kısmı bulmak için her zaman mantığımız şu. Şeklin tamamından boyalı olmayan yeri çıkarmam lazım. Şeklin tamamı bu bütün şekil. Bu bir nasıl üçgen? Dik üçgen. Dik üçgende ben İki tane dik kenarı, yani büyük üçgen için söylüyorum, bütün şekil için. Bu kenar ve bu kenarı çarpıp ikiye böldüğümde alanını bulabiliyordum. Bu alan ama hepsinin alanı. Nasıl bulacaktım peki o zaman? Taban örneğin alt kenar 20 dersek, bunun gelen yükseklik de burasıydı. O da kaç? 12, 12 ne yapar? 24 yapar. Bölü 2 yapıyordum değil mi? Burada 24'ü 2'ye bölsem 12 yapar. 12 çarpı 20 de 240 santimetre kare yapar. Bu tüm alan. Bunun içinde hem boyalı kısım var hem boyasız kısım var. Ben boyalı kalsın diye bu tüm alandan şuradaki boyasız olan yere çıkarmam lazım. O zaman bunun alanını bulurken de bu da bir dik üçgen değil mi? Burada ben ne yapıyorum? Bu kenarsa eğer buna ait yükseklik de şurasıdır. Yani kenar 10, yüksekliği 12. Ne yapıyorum? 10 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölüyordum. 12'yi 2'ye bölsem 6 yapar. 6 çarpı 10'da 60 santimetre kare yapar. Bu da neresi? Boyasız kısım burası değil mi? Boyasız alan. Ben boyalı alanı bulmak için ne yapmam lazım? Tamamından ne yapacağız? Boyasız kısmı çıkarırsam geriye boyalı kalır. Yani 240'tan 60 çıkarırsam geriye kaldı bize 180 santimetre kareymiş bu boyalı olan kısım. Şimdi gelelim bu çok çıkan soru tarzlarını aldım hep ben burada, ona göre. Yani bunları her yerde karşınızda görebilirsiniz. Şimdi buradaki soruda ise hem iki türlü şey bulabiliyoruz burada. Ne? Alan. Önce bize sorulan yer BH. BH şu iç kısımdaki yükseklik değil mi? Oraya H diyelim. Şimdi ben burada bu dik üçgen olduğu için bu 90 dereceyi, yani şuradaki 90 dereceyi oluşturan iki tane kenarı çarpınca ve 2'ye bölünce alanı bulabiliyordum. Yani ne yapınca? 16 çarpı 12 bölü 2 yaparsam alanı bulacağım. O zaman bulalım. Bu şeklin alanı 12 çarpı 16 bölü 2, yani kenar ve bu kenara ait yükseklik çarpı 2'ye böldük. Burada 16'yı 2'ye bölsem 8. 12 çarpı 8'e 96 santimetre kare yapacak. Bu şeklin alanı. Şimdi peki ben bu yükseklikle bu yüksekliğin ait olduğu kenarda AC'yi çarp 2'ye bölünce yine aynı şeyi bulmayacak mıydım? Evet, bu da çünkü alanı veriyor. Kenar ve bu kenarın yüksekliği de burada var. Yani aynı şekilde 20 çarpı bu kenarla buna ait yüksekliği H çarpıp 2'ye bölünde de aynı alanı bulmam gerekiyor. Çünkü aynı üçgen bu. Burada ben 20'yi 2'ye bölsem 10 yapar değil mi? Peki 10 ile neyi çarpsam 96 yapar? Bunu bulmak için 96'yı 10'a bölüyorum. Bölme işlemi yapmak yerine burada paydası 10 olan biz kesirleri, yani bölümleri direkt virgüllü yazabiliyordum. Burada 1,0 olduğu için virgülden sonra bir basamak olacak şekilde virgülü koyuyorum. 9,6 santimetre yapar bu şeklin içindeki BH yeri. Şimdi gelelim paralel kenarın alanına. Paralel kenarda da aynı şekilde üçgen gibi ama bölü ikisi yok. Yani burada kenar ve o kenara ait yüksekliği çarpıyorum. 2'ye bölmüyorum. Bu daha kolay. Şimdi bakalım buradaki şekilleri. Burada biz sadece yükseklikleri bulacağız. Mesela ben burada AB kenarına ait yüksekliği bulmak istiyorum. Yine şöyle yapacağım. Birbirine paralel olan iki kenar arasında dik olan mesafeyi bulacağım. Mesela burası. Şurası yüksekliktir. Hatta şunu şöyle yapalım. Evet. Mesela burada çizdiğim yer yüksekliktir. Sadece buradan çizmem gerekmez. Herden ölçebilirim. Mesela buradan da olabilir. Fark etmez. Bu da olabilir. Fark etmez. Hatta dışından bile gösterebilirim. Önemli olan iki tane paralel kenar arasındaki uzaklığı ölçebileceğim bir mesafe lazım bana. Burada ben bunu sayarsam kaç birim olduğunu, eğer saymam gerekirse şöyle sayıyorum değil mi? 1, 2, 3 birim diyebilirim mesela yüksekliğine. Diğer şekilde bakalım. Bir altta da örneğin HL'ye yükseklik çizeceğiz. HL'ye karşısından veya herhangi bir yerinden ikisini de birbirine dik olacak şekilde, tam 90 derece olacak şekilde bir yer çiziyorum. 90 derece olduğunu nasıl anlayacağım? Yani nasıl ben şekilde bunu görebilirim yani? Mutlaka buralarda bakın böyle bir tam 90 derecelik yer oluşması lazım. Diğer şekillerde bulsak, örneğin diyelim ki burada EH'ye ait yükseklik çizeceğim. Karşısından EH'ye 90 dereceyle gelmem gerekir. Örneğin burada yaptığım gibi. Buradaki yere bunun yüksekliğidir. Bu EH'ye ait yüksekliğidir. Peki aynı şekilde bu üçgen bu şekilde paralel kenarda ben HG'ye ait yükseklik çizsem yine karşısından, kenarından, herhangi bir yerinden ille F'den başlayacağım diye bir şart yok. Buradan olur, buradan olur, dışından olabilir, fark etmez. Ben F'den çizeceğim. Şöyle geldiğimde tam 90 derece olacak şekilde bir yükseklik çizmem gerekir. Yine burada da üst ve alt arasındaki yüksekliği bulmak için herhangi bir cinsten B, M'den aşağı, N'den aşağı doğru çizdiğim bir yer. Ya da M'den yine şeklin dışına ama nerede duracağım? Şeklin tam alt kısmında durmam lazım. Bunlar şekillerin yükseklikleridir. Buraya bakalım. Burada yine 90 derecelik çizmek için ne yapmam lazım? Bu az çok 90 gibi duruyor ama şöyle çizersek tam 90 olacak. Bu da yine EH'ye ait yükseklik çizmiş olurum. Mesela burada da RS'ye ait yükseklik çizeceksem eğer yine şuradan şöyle bir 90 derece çok az bir mesafe çizebilirim. Burada tek önemli yer, tekrar söylüyorum, iki paralel kenar arasında 90 derece ile birbirini kesmesi gerekir. Burada çizeceksem eğer yine şöyle bir tane çizebilirim 90 derece olsun diye. Burada çizeceksem eğer şöyle çizebilirim 90 derece olsun diye. Mesela buradan çizeceksek eğer diyelim şöyle çizebilirim 90 derece olsun diye. Amacım mutlaka 90 derecelik bir kesişim yeri sağlamak yükseklik çizerken. Şimdiden sorularda bunları genelde bize vermiş olacak. Eğer kareli zeminde değilse bu soruda mesela vermiş. Alan bulacağız. İlk şekilde alan bulurken kenarla ne yapıyorum? O kenara ait yüksekliği çiziyorum. O kenara ait yükseklik oraya dik gelen. Neresinden ama? Karşı paralelinden. Örneğin böyle bir şey verseydi bu olmaz yükseklik. Karşı kenarından gelmesi lazım. Buna mutlaka sorulara dikkat ediyoruz. Şimdi burada dönelim soruya. Burada belli ki kenarımız 7, yüksekliğimiz 6. Ne yapıyorum? 7 çarpı 6 yapıyorum. 42 santimetre kare. Burada 2'ye bölmek yok sadece. Burada kenarımız 9. Buna gelen, karşı kenardan gelen yükseklik 13. Ne yapıyorum? 13 çarpı 9 yapıyorum. 9 kere 3, 27. Elde var 2. 9 kere 1, 9, 2 daha 11. 117 santimetre kareymiş bunun alanı. Buraya bakalım. Kenarımız 14. Yüksekliği dışarıdan vermiş. Bu da kaç? Üst ve alt arasındaki mesafe bakın hep aynı olacak. Kaç? 5. Ne yapıyorum? Kenarla yüksekliği çarpıyorum. 4 kere 5 20. Elde var 2. 70 santimetre kareymiş bu paralel kenarın alanı. Evet, yine alan bulacağız. Şimdi burada biliyorsunuz paralel kenar özellikleri nelerdi? Karşı karşıya bakan kenarlar birbirine neydi? Eşitti. Yani bu kenar 15 ise bunun karşısında kenar da 15 olmalı. Kenar 15. Buna gelen, karşı kenardan gelen yükseklik de 8. Kenarla yüksekliği çarpıyorum ve alanı buluyorum. 8 kere 5 40, elde var 4. 120 yaptı bunun alanı. Gelelim buraya. Aynı şekilde üst taraf 12 ise paralel kenarda karşı karşıya bakanlar eşitti. Alt taraf da 12 olmalı. Kenar 12. Buna karşı kenardan gelen yüksekliği de 11. Ne yapıyorum? 12 çarpı 11 yapıyorum. Çarpalım burada 12 çarpı 11'i. 2 kere 1 2, 1 kere 1 1, 2 kere 1 2, 1 kere 1 1. Bu da bize 132 yapacak burada santimetre kare. Evet, yine aynı şey. Gelelim burada. Üst kenar 17 ise alt kenarda 17. Bu kenara ait yükseklikte karşı kenardan dıştan çizilmiş olan bir yer var. Alt ve üst arasındaki mesafe dik olan uzaklık 9. Alan bulurken kenarla yüksekliğini çarpıyorum. 9 kere de 63. Elde var 6. 9 kere 1 9. 6 daha 15. 153 santimetre kare. Geldik buraya. Yine karşı karşıya bakanlar birbirine eşit olacağına göre sağ taraf 20 ise sol tarafta 20. Bu 20. Bu kenara karşı kenarından gelen yükseklik de 9. Bakın dik gelmiş. Ne yapıyorum? 20 ile 9'u çarpıyorum. 180 santimetre kare. Evet, şimdi bu sefer alan vermiş bize. Burası yükseklik değil mi? Bakın kenar 4, yükseklik bilinmiyor. Peki ben nasıl buluyordum alanını? Kenarla yüksekliği çarpıyordum değil mi? Çarpınca kaç çıkacakmış? 36. O zaman 4 ile neyi çarparsam 36 yapar, bulmak için 36'yı 4'e bölebilirim. O da 9 yapar. Demek ki buradaki yer 9 santimetreymiş. Şimdi yine üst taraf 18 ise alt kenar da 18 diyebilirim. Bu kenara ait yüksekliği bana soruyor değil mi? Üstten alta gelen dik uzaklık yüksekliği soruyor. Alanı vermiş. Ben bu alanı kenarla değil mi, yüksekliğini çarparak bulabiliyordum. O da kaç yapıyormuş? 108. 18 çarpı ne 108 yapar bulmak için? 108'i ne yapmam lazım? 18'e bölmem lazım. 108'i 18'e bölsek, hemen bölelim şurada. 108'i 18'e bölsek tam kaç kere olacak? 8, 6 kere değil mi? 6 kere 8, 48. Elde var 4. 6 kere 1, 6, 4 daha 10. Demek ki tam 6 kere bu yükseklik 6 santimetreymiş. Gelelim buradaki soruya. Şimdi yine paralel kenar bunlar hep. Sağ kenar 13 ise bunun karşısındaki sol kenar da 13'tür. Bu kenar ve buna ait yükseklik bilinmiyor. Yüksekliği H diyelim. Kenar ve yüksekliği çarpınca ben alanı bulacaktım. O da 78 yapıyormuş. Yine 78'i 13'e bölersem alanın kaç olacağını bulacağım. Bu da kaç kere var? Tam 6 kere var. 6 kere 3, 18, elde var 1, 7 yapar. Demek ki buradaki yüksekliğimiz 6 santimetre. Gelelim buraya yine. Üst taraf 15 ise alt taraf da 15'tir. Bu kenar ve buna ait yükseklik dıştan verilmiş ama bilinmiyor. Ben alan bulurken 15'te ne yapıyorum? Yüksekliği çarpıyordum. O da kaç çıkacakmış? 135. O zaman yine burada yüksekliği bulmak için 135'i 15'e bölebilirim. Bu da kaç yapar? Tam 9 yapar. 9 kere 5, 45, elde var 4. 9 kere 1, 9, 4 daha 13. Demek ki buradaki yüksekliğimiz de 9 santimetreymiş. Evet, şimdi yine bunlar çok çıkan iki soru. Burada bakın alan bulun falan demiyor. Bana şuradaki kenarı soruyor. Şimdi ben hem buradan yükseklik vermişim hem buradan yükseklik vermişim. Şimdi yükseklik verdiğim yerde ben alan bulabiliyorum. Bu yükseklik ve buna ait kenarı ben biliyor muyum? Biliyorum. Yani nedir bu? 16 kenar, buna ait yükseklikte 6. O zaman bu şeklin alanı 16 çarpı 6'dan 6 kere 6 36, 96 santimetre kare. Aynı şekilde buradaki yükseklikte de buraya da A dersek bu kenarı çarpınca ben yine alanı bulmayacak mıyım? Bulacağım. O zaman kenar ve yükseklik yani A ve 8'i çarpınca yine ben ne bulmam lazım? 96 bulmam lazım. Alanı bulmam lazım. O zaman 8 çarpı kaç? 96 yapar. Bulmak için 96'yı 8'e bölüyorum. O da tam 12 yapar. Demek ki buradaki kenarımız 12 santimetreymiş. Yine aynı sorudan. Ben bu sefer buradaki yükseklik ve buna ait kenarı da ikisini de biliyorum değil mi? O zaman ben yükseklik ve kenarı çarpınca alanı buluyordum. O zaman bu şeklin alanı 16 çarpı 9'dan 6 kere 9 54, elde var 5, 9 kere 1 9, 5 daha 14. Yani 144 santimetre kareymiş bunun alanı. Aynı şekilde bu yükseklikle de ben bu kenarı çarpınca yine alanı bulmam lazım. Yani burası A dersek 12 ile de yine yani yükseklikle A'yı kenarı çarptığımda yine ben alanı 144 olarak bulmam lazım. O zaman 12 çarpı kaç? 144 yapar. Bulmak için 144'ü ne yapıyorum? 12'ye bölüyorum. O da 12 yapacak. Demek ki buradaki kenarımız 12 santimetre olmuş. Evet, yine aynı sorulardan. Bunlar önemli. Bu sefer üst kenar verilmiş. Ben üst kenar ve alt kenarın aynı olduğunu değil mi biliyorum. Şimdi bu kenar ve buna ait yükseklik var mı? Var. Hemen bunları görünce ben alanı bulmam lazım. Kenar ve yüksekliği görünce alan bulacağım. 15 çarpı 7 yaparsam alanı bulabiliyorum. 7 kere 5 35, elde var 3. Bu da 105 santimetre kare yaptı. Aynı şekilde bu yükseklikle bu kenarı çarpınca da buraya A diyelim. Alan bulacağıma göre 5 ile A'yı çarpınca yine 105 bulmam gerekir. O zaman A'yı bulmak için yani bu kenarı bulmak için 105'i 5'e bölüyorum. O da ne yapar? 21 yapar değil mi? Burası 21'miş. 21 değil. Yanlış yaptık. Onu düzeltelim. Sonra rezil olmayalım değil mi? Hop. Bölelim. 105'i ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 5 kere 2 10. Tamam. Tam 21'miş. Doğru yapmışız. 21. Gelelim buradaki son sorumuza. Bu da aynı mantığımız. Yüksekliği biliyorum. Kenarı biliyorum. O zaman alanı bulabilirim. Hep söylüyorum bakın burada. Yükseklik ve o yüksekliğin geldiği kenarı biliyorsam hemen alan bulacağım. Alan burada. Bu yükseklik 10'sa bunun geldiği kenarda 8. O zaman alanı 80 santimetre kare. Buradan buraya yükseklikle bu kenarı da çarpınca buraya A diyelim. Aynı alanı bulacağıma göre, çünkü bu da aynı şekil. 6 ile A'yı çarpınca 80 yapacağına göre A'yı bulmak için 80'i 6'ya bölüyorum. Peki bölelim. Şurada bölsem 80'i 6'ya bölelim. 6 kere 1 6 kaldı 2 20. Bu da 6 kere 3 18 kaldı 2 20. Niye 20 yaptım? Yok ya, artık 0 ekledim, virgül. Yine 3 kere var. Yine 18. Bu nasıl bir sayı? Devirli bir sayı. Yani A kenarı yaklaşık olarak 13,3. Tabi bu 3 devirli gittiği için böyle kaldı. Evet, bu da son sorumuzdu. Konu da burada bitmiş oldu.